Lokumdan kahveyim. Ha, tatlı kahvesini yapıyoruz. Evet, peki nedir adı? Ona hemen baktım. Bu da dondurmalı. Dondurmalı bir soğuk kahve. Allah. Dondurmaları koydunuz. Evet. Kahve. Çok basit. Maraş dondurması sade. Sert biraz, mi olacak birazcık? Bu biraz tatlı ve güzel olacak. Tamam. İnsanlar sevecek. Yine kahve ilave ediyoruz. Sizin kahveniz. Evet. Çok güzel. Filtre kahve soğuyunca da demek ki bu şekilde işe yarayabiliyor. Çok ay güzel. Evet, ben soğuk filtre kahveyi de çok seviyorum. Ay. Dondurmamızı ilave ettik. Evet. Kahvemizi ilave ettik. Çikolata atabiliriz. Bitter çikolata. Bitter çikolata birazcık gelsin içine. Çok güzel. Biraz daha kademi enerji ve kalorisi yükselmesi için fındık atabiliriz. Peki. Ve son olarak da buz. Buzumuzu atıp ya Türk kahvesini seviyorsak Türk kahvesi atabiliriz bir kaşık. Çok güzel. Çünkü çok tatlı olursa bu sefer bayar içilmez. Hı-hı. Onun için kahveyle biraz sertleştirip o dengeyi kurabiliriz. Bu çok da tutar insanı. Tabii değil mi? İçinde her şey var. Evet. Öğün olarak geçiyor zaten. Bunu içtiğiniz zaman bir şey yiyemiyorsunuz. Peki sevgili Yunus, Türk turizm açısından değerlendirmek gerekirse şu anda başladı mı hareket Çeşme'de, yazlık bölgelerde? Bayramı bekliyorsunuz tahmin ediyorum. Aynen. Evet. Bayramı bekliyoruz. Bu mudur tatlımız? Evet. Tatlı bu. Ay, yeni sıvı güzel. Kıvamda Meltem ablacığım. Harika. Bu da çok güzel. Buzu biraz daha fazla koyarsak daha böyle slash bir şey olabilir. Ne var içinde? Dondurma, fındık, çikolata, kahve, Türk kahvesi. Filtre kahve de var, Türk kahvesi de var. Filtre kahve ve Türk kahvesi de var.